Bugünkü Mesleki Gündem programı konuğumuz dil ve konuşma terapisti Sayın Eda Kerek. 2022 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünden mezun oldum. Şu anda da yine Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Bir yıldır da bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Alışma döneminde çok farklı vaka gruplarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Yani kekemelik, otizm, ses yutma bozuklukları hepsi birbirinden farklı gruplar. Başlarda zorlanabiliyorsunuz evet ama daha sonra da tabii bu duruma da alışıyorsunuz. Birçok insanla çalışıyoruz. Ve o insanın hayatlarının parçası haline geliyoruz. Ya benim olmak istediğim şey buydu gerçekten. İnsanlar bize çok güzel ümitlerle, çok güzel beklentilerle geliyorlar. Ve onların hayatlarının parçası haline geliyoruz. Özellikle öğrencilik zamanlarında. Motivasyonunuz her neyse, bu manevi şeyler de olabilir, maddi şeyler de olabilir. Motivasyonunuz her neyse yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın, en iyisi olun. Özellikle dil konuşma terapisinde zaten o seans odasından çıktıktan sonra ailenin size umut dolu bakışları, cevabını verebilmek, bunun hakkını verebilmek gerekiyor. İşinizin ehli olmaya çalışın. Çünkü ehline gelmeyen her şey ziyan olur. Merhaba değerli Üniversite TV izleyenleri. Bugünkü Mesleki Gündem programı konuğumuz dil ve konuşma terapisti Sayın Eda Kerek. Eda Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz Eda Hanım. Çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. Ben dil ve konuşma terapisti Eda Kerek. 2022 yılında Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans bölümünden mezun oldum. Şu anda da yine Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam ediyorum. Bir yıldır da bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum. Peki ne kadar güzel. Neden bu işi seçtiniz? Bu mesleği seçmenizdeki amacınız neydi? Neden bu mesleği seçtim? Aslında benim çocukluğumdan beri içinde bulunduğum bir durumdu bu. Çocukluğumdan beri hep bir sağlık alanında olmak istediğimi biliyordum. Benim babam da sağlıkçı. Hep sağlık alanında olmak istediğimi biliyordum ama tercih dönemine kadar açıkçası doğru mesleği bulduğumu düşünmüyordum. Tercih döneminde hem öğretmenimin hem ailemin katkısıyla bu meslekle tanıştım, araştırdım. Bu meslektekilerle görüştüm ve kendime uygun olduğunu düşündüm. Ve gerçekten de şu an yaparken mutlu olduğum mesleğim içindeyim. Peki bir dil ve konuşma terapistinin yaşadığı zorluklar nelerdir mesleğinde? Nedir? Öncelikle dil konuşma terapisti çok geçmişi olan bir meslek değil. Çok taze bir meslek. Bu sebepten dolayı okurken biraz yabancı literatüre hakim olmak gerekiyor. Yani dilimizi, yabancı dilimizi geliştirmek gerekiyor. Benim en başta zorlandığım şu buydu öğrencilik döneminde. Mezun olduktan sonra da tabii ilk alışma döneminde çok farklı vaka gruplarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Yani kekemelik, otizm, ses yutma bozuklukları hepsi birbirinden farklı gruplar. Başlarda zorlanabiliyorsunuz evet ama daha sonra da tabii bu duruma da alışıyorsunuz. Peki çok güzel. Bu işin keyifli yanları nelerdir Eda Hanım? Yani sizin en çok keyif aldığınız yanları nelerdir? Benim en çok keyif aldığım yanı söylediğim gibi işte birçok insanla çalışıyoruz. Ve o insanın hayatlarının parçası haline geliyoruz. Ya benim olmak istediğim şey buydu gerçekten. İnsanlar bize çok güzel ümitlerle, çok güzel beklentilerle geliyorlar. Ve biz de bunu karşılık verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve onların hayatlarının parçası haline geliyoruz. Ve çocuklarla çalışıyorum ben şu anda genelde. Tabii popülasyon fark edebiliyor. O çocuklarla aramızda kurduğumuz bağ bile beni şu an çok mutlu ediyor. Beni en çok tatmin eden kısmı da bu zaten. O çocukların gelişimini görmek, o çocukların gözündeki mutluluğu görmek açıkçası. Tabii ki ne kadar güzel. Allah nice çocuğumuzun da sağlığına kavuşmasını nasip eylesin inşallah. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Yani bu mesleği yapan bir insansınız. Tabii ki belli başlı bir mental zorlukları vardır bu mesleğinde. Bu mental zorluklar nelerdir ve siz bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Nelerdir? Tabii direkt insanla çalışmanın verdiği zorluklar var. Birebir insanlarla muhatap oluyoruz ve iyi bir iletişimci olmamız gerekiyor. Yani zorluklarla daha kolay baş edebilmemiz gerekiyor ve iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Çünkü diyorum insanla çalışıyoruz ve her insan birbirinden farklı, her birey kendine özgü. Bu yüzden iyi bir gözlemci olup çocukların bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ben hep iyi bir gözlemciydim aslında. İnsanları hep iyi analiz ederdim. Bu da beni bu meslekte ileriye taşıyan özelliklerden bir tanesi. Kendini geliştirmek de çok önemli bu meslekte. Yani söylediğim gibi çok yeni bir meslek. Sürekli alanda yeni güncellemeler oluyor. Ve güncellemeleri takip etmek gerekiyor. Öğrenmeyi, yeni bilgi edinmeyi, farklı alanlar hakkında bilgi edinmeyi her zaman seven bir insandım. Bu alanda da bu çok gerekiyor açıkçası.
Ki sizce başarı nedir? Yani başarılı olmak nedir? Hazırda mesleğinizin yeni olduğundan bahsetmişken bu meslekte başarı hedefiniz veyahut da şu an başardığınız şeyler nelerdir? Benim için başarı öncelikle şu, bulunduğum alanda, bulunduğum yerde mutlu olmak onun beni tatmin etmesiydi. Şu an mesleğim beni tatmin ediyor gerçekten ama yerimde saymak da istemiyorum tabii ki. Her zaman daha ileriye gitmek istiyorum. Şu an gelecekte mesleğimle alakalı bazı hedeflerim var. Onları gerçekleştirme yolunda ilerliyorum ama aynı zamanda sadece meslek olarak da değil, farklı alanlarda da kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun için şu an çabalıyorum. Bunun için şu an bazı planlarım var. O alanda ilerliyorum ve bunları yaparken mutluyum. En önemlisi bu. Bu iş bana zevk veriyor. Bu iş beni tatmin ediyor. O yüzden şu an en azından bir 5 sene öncesine göre tahmin ettiğim yerde olduğumu düşünüyorum Aa, ne açıkçası. kadar güzel. Sizin için ne kadar iyi bir şey. Peki çocuklardan bahsettik. Çocukların problemlerinden ufak bir bahsettik. Onlara da ufak bir değinelim isterseniz. Çocuklar genellikle bizim ülkemizde hangi problemlerle daha çok geliyor sizin kapınızı çalıyor? Şu an benim klinikte en çok karşılaştığım durum gecikmiş dil konuşma ve konuşma sesi bozukluğu. Yani gecikmiş dil konuşma ne? Çocuğun belli bir yaşa gelmesine rağmen henüz sözcük çıktısının olmaması. Konuşma sesi bozukluğu ne? Farklı ses kullanma diye bahsedeyim. Örneğin kapı yerine tapı. Tabii bunlar çok farklılık gösteriyor ama en basitinden sözcüğün seslerini değiştirme diyebilirim. En çok bunlarla karşılaşıyoruz ama tabii bunun şeyleri de var. Farklı sebepleri de var. Şu an dil ve konuşma terapisti mezun sayısı az. Dil ve konuşma terapisine ihtiyacı olan çocuk sayısı çok fazla. O yüzden klinikte belki bize daha sınırlı sayıda çocuklar gelebiliyor. Ama dediğim gibi mezun sayısı arttıkça da daha çok çocuğun ulaşma imkanı olacaktır. Bu da vaka gruplarını çeşitlendirecektir. En çok konuşma sesi bozukluğu, gecikmiş dil konuşmayla karşılaşıyoruz. Kekemelik bunlardan bir tanesi. Özellikle otizm spektrum bozukluğu. Otizm spektrum bozukluğunun dışında ki iletişim bozuklukları da sıklıkla geliyor. Kekemelik sık geliyor. Öğrenme güçlüğüyle çok fazla karşılaşıyorum. Zaten özellikle öğrenme güçlüğü bize çok Okuduğunu örtük anlamak geliyor. konusunda mı Öğrenme çocuk? güçlüğü. Ya öğrenme güçlüğünün de çeşitleri var tabii ki. Üç çeşit öğrenme güçlüğü var. Bunlar okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve matematik güçlüğü. Bunlar tek başına da gözükebiliyor, üçü birlikte de gözükebiliyor. Ama bunlar kendini erken dönemde dil gecikmesi ya da başka dilsel problemler olarak gösterebiliyor. Aslında çocuklar bize sadece dil bozukluğu olarak geliyor. En azından aileler ya da yönlendiren kişiler böyle biliyor. Ama süreç ilerledikçe görüyoruz ki çocukta öğrenme güçlüğünün başka belirtileri de var. Bu sebepten dolayı başka mesleklere de yönlendirebiliyoruz. Peki bu dil ve konuşma terapisti alanı şu an bilim dünyasında veya psikoloji dünyasında yeni bir alan mı yoksa daha önce var mıydı ve ya da varsa da bizim ülkemizde mi daha yeni yeni filizlenmeye başlıyor? Bizim ülkemizde yeni yeni filizlenmeye başlıyor. Aslında çok eskiden beri olan bir meslek. Biz çok eski yıllarda bile insanların ses bozukluklarını, yani ses bozuklukları, ses teli patolojilerinden bahsediyorum. Ses bozuklukları için eski çağlarda bile insanların oraları tedavi etmek için farklı yöntemler kullandığını biliyoruz tarihte. Yine başka ülkelerde, üniversite programlarında belki daha da eskiydi. Türkiye'de daha yeni. Türkiye'de de önce yüksek lisans programı olarak açıldı. Son birkaç senedir de lisans programı olarak devam ediyor. Tabii, çok teşekkürler. Sizi en çok ne motive eder? Yani yaptığınız işin aslında yaptığınız iş bakımından motive olunabilecek bir iş çünkü çocuklara yardım ediyorsunuz. Çok kıymetli, çok değerli bir şey. Sizi bu konuda en çok motive eden şey nedir? Yani çocuklara yardım etme isteği sizin içinizde nereden geliyor? Benim içimden nereden geliyor? İşte hep böyle bir isteğim vardı zaten. Küçüklüğümden beri. Yani her insanın bir misyonu olmalı bence. Ben çocukluğumda bunu hissetmiştim kendimde. Ben sadece üniversite okumak değildi benim için. Bir amaç edinmeliydim. Ve bulunduğum alan bana bu konuda çok yardımcı oldu. En çok motive olduğum şeyler ise işte tabii baktığınızda ben de bir senedir bu alandayım. Bizden daha çok da eski hocalarımız var ama bir senede takip ettiğimiz danışanların ilerlemesini görmek beni özellikle çok fazla motive ediyor. Ailelerden aldığım geri dönüşler beni çok motive ediyor. Ve bazen tabii ki insanız, bizim de sıkıştığımız noktalar, acaba yanlış mı yapıyoruz dediğimiz noktalar çok oluyor. Sonra bir seneki önceki haliyle değerlendiriyorum çocuğu, bir de bir sonraki haliyle değerlendiriyorum. O ilerlemeyi somut olarak görmek beni çok motive ediyor. Öğrenme isteğimi daha da pekiştiriyor bu. Okuma isteğimi daha da pekiştiriyor. Ne kadar güzel. Peki sizce sizin mesleğinizi yapan insanlarda veyahut da sizde bu mesleğin içerisinde başarılı olmanın
en önemli 3 yolu hangisidir? İyi bir iletişimci olmak önemli özellikle. İyi bir iletişimci olmak gerekiyor. Çünkü alana girdikten sonra sürekli insanlarla iç içe oluyorsunuz. 40 dakika seans süremiz, 40 dakika boyunca çocukla tek başınıza kalıyorsunuz. Tabii çocuk grupla çalışıyorsanız bu durumdan bahsediyorum. Öncelikle çocukla iyi bir iletişimci olmak gerekiyor. Daha sonra seanstan sonra aileyle görüşüyoruz. Aileyle iyi bir iletişimci olmak gerekiyor. Çünkü ailelere de her zaman söylüyorum, sadece bizim emeğimizde olmaz. Çünkü biz çocukların hayatlarının sadece bir bölümünde varız. Evet. Önemli olan aile eğitimi. Aile eğitimini de güzel yapmak gerekiyor. Yani iyi bir iletişimci olmak gerekiyor öncelikle. Tam buradayken aile demişken size şunu da sorayım. Dil ve konuşma terapisti alanı sadece çocuklar için değil. Değil mi? Yetişkinler için de var. Peki genel olarak yetişkinlerde ne tarz problemler yaşıyorsunuz? Yani ne tarz vakalar geliyor size? Ne tarz? Edinilmiş dil bozuklukları gelebiliyor. Afazi gibi. Nedir peki afazi? Travmatik beyin hasarı ya da herhangi bir beyin kanaması, beyin hasarı sonucu beyindeki konuşma merkezlerinin etkilenmesiyle dil kaybı yaşayabiliyor bazı yetişkinler. Hani çocuklar konuştuğu dili mi unutuyor? Evet. Aa. Yani konuşma merkezi zarar görüyor. Unutmak değil ama dil merkezi zarar gördüğü için birden farklı gruplar ortaya çıkabiliyor. Yine aynı şekilde konuşma kaslarının herhangi bir sebepten dolayı etkilenmesi sebebiyle konuşma bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Motor konuşma bozuklukları bu bahsettiğim durumda. Bir de ses bozukluklarıyla karşılaşabiliyoruz. İşte herhangi kanser gibi bazı hastalıklarda ses teli patolojileri görebiliyoruz. Ses tellerinin zarar görmesiyle hastalıklar ortaya çıkabiliyor ve yutma bozuklukları. Yine bildiğimiz yutkunma bozukluğu. Yine herhangi bir hasar sonucu, herhangi bir ameliyat sonucu belki kişinin yutma fonksiyonunu kaybetmesiyle meydana gelen bir bozukluk. O vaka grubuyla da biz ilgileniyoruz. Sizi bugüne kadar en çok zorlayan bu saydığınız patolojik veyahut da işte psikolojik sıkıntılar içerisinde sizi bugüne kadar en çok zorlayan hastalık veyahut da hastalık türü hangisiydi? Hastalık olarak değil açıkçası beni zorlayan durum. Çünkü eğer bir bozukluk varsa bunun bir terapi yöntemi de var. Bilmiyorsam bile bunu araştırabileceğim, öğrenebileceğim kaynaklar ve alanda bize çok yardımcı olan hocalarımız da var. Sıkıştığım takdirde onlarla konuşabiliyorum. Ama beni en çok zorlayan durum motivasyon kaybının olduğu durumlar. Yani eğer kişide motivasyon yoksa, bireyde motivasyon yoksa bizim elimizde de sihirli değnek olmadığı için hani bir yere kadar bizim çabamız fayda gösteriyor. Eğer bizim yaptığımız uygulamalar kişinin günlük hayatında yerleşmiyorsa, onlara devam ettirilmiyorsa bu terapi süreci biraz daha uzamış oluyor. Yani benim en çok motivasyon kaybı yaşadığım noktalar bunlar. Oralarda da aileyi iyi bilgilendirmek önemli açıkçası. Yani burada aslında yetişkinlerde de çocuklarda da gördüğümüz, karşılaştığımız durum şu. Burada kişinin de kendi durumunun iyice farkında olup motive olması ve iyileşmeye çalışmayı istemesi. Aynen. Yani yetişkin grubu için bunlardan bahsedebiliriz. Evet. Peki Eda Hanım. Bu işteki hedefleriniz nelerdir? Yani şimdi gidişatı öğrendik, nasıl başladığınızı öğrendik ama gelecekteki hedeflerinizi de öğrenmek isterim. Çünkü yeni bir alan ülkemizde. Yani bu işin önü ne kadar açık? Bu işin önü dediğim gibi mezun sayımız az şu anda ve ihtiyaç çok fazla var. Yani Türkiye'nin batı kesiminde dil konuşma terapisine ulaşım daha kolay ama doğuda hala ulaşamayan aileler var. Hani çocuğunun durumunun farkında olup ulaşmak isteyip ulaşamayan aileler var. Öncelikle bu kesimin özellikle bu alana erişiminin olmasını umuyorum. Daha sonra da kendi hedeflerim geliyor. Akademik hedeflerim var. Akademik alanda da ilerlemek istiyorum. Biraz daha belki kamu yararına, belki kamunun bilgilenebileceği çalışmalar istiyorum, düşünüyorum. Yani akademik çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Makale, tez. Evet. O alanda da ilerlemek istiyorum. Demin kamu bilgilendirmesiyle alakalı da aslında işte görev almak istiyorum, çalışmak istiyorum. Dediğim gibi hani evet bir kısım istemesine rağmen ulaşamıyor ama bir kısım da ulaşabilecekken henüz durumun farkında olmadığı için dil konuşma terapisine geç kalabiliyor. Bu sebepten biraz bilgilendirme de gerekiyor. Peki daha çok bunu son saydığınızın dışındaki bilgilendirme aslında hani makale de yazmak istediğinizi, tez yazmak istediğinizi de söylediniz. Daha çok bu dil ve konuşma terapistliği alanı altında ne tarz şeyler yazmak planınız var? Ne tarz şeyler yazmak istiyorsunuz? Şu an sosyal medya bence çok etkili.
İnsanlar artık medya aracılığıyla kendilerinden çok daha uzaktaki bilgilere ulaşabiliyorlar, çok rahat ulaşabiliyorlar. Şu an zaten en ummadığımız evlerde belki bile medyaya ulaşım var. O yüzden en güçlü alan bence bu alanda sosyal medya, belki televizyon. Bu alanda olabilir diye düşünüyorum ama benim de henüz kesin değil. Ben bir şey diyemiyorum. Ya inşallah uzun uzun güzel makaleler yazarsınız, insanları bilgilendirirsiniz. Çok önemli bir şey tabii ki çocuklarımızın artikülasyon problemleri, pel teknik keza sizin de az önce söylediğiniz gibi yayından önce tam olarak ne olduğu veyahut da neden çıktığı çözülememiş bir şey pel teknik. Bu da çok önemli bir problem çünkü çoğu insan kekemelik de yaşıyor, pel teknik de yaşıyor. Bunlar da tabii ki çok önemli problemler. İnsanların daha fazla sizin gibi terapistleri tanıması, anlaması ve çocuklarında da bu problemleri fark edip bilinçlenmesi gerekiyor. Peki insanları bilinçlendirmek için, yani aileleri özellikle bilinçlendirmek için şu ana kadar yaptığınız özel bir çalışma var mıydı? Şu ana kadar seanslar dışında pek özel bir çalışmam olmadı açıkçası. Biraz ben de şeyi bekliyorum, dediğim gibi ben de yolun başındayım belki şu an. Belki meslek hayatımın %1'lik bir kısmını bile yaşamadım henüz. Bir sene oldu. Biraz ben de bu konudaki aile görüşlerini merak ediyorum. Biraz gözlemliyorum şu anda. En iyi şekilde nasıl olur? Bunu anlatmanın en iyi yolu hangisi? Ben de şu an gözlemliyorum açıkçası. Yani gözleme dayalı bir süreç yaşıyorsunuz evet, şu anda. İleri yönelik hedefleriniz de insanlara daha çok bilgilendirmek, evet, insanlara daha çok ulaşabilmek. Peki pel teknik tam olarak sebebi belli olmayan bir şey, doğru mu? Şöyle şimdi, pel teknik bir artikülasyon bozukluğu. Onun önce kökenine ineriz. Pel tekniğin sebebi yanlış öğrenme gibi bir durum mu yoksa yapısal bir bozukluk mu var? Biz dil konuşma terapistleri çok birden fazla meslekle çok yakından çalışıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa önce bir kişinin diş yapısında bir problem var mı, ağız yapısında bir problem var mı? Bunu değerlendirmek için bir diş hekimine yönlendirebiliriz. Yapısal bir bozukluk varsa önce diş hekiminden bir müdahale bekleriz. Yapısal bir bozukluk olmadığı takdirde de biz müdahale edebiliriz. Ama sadece pel teknik değil, bütün dil konuşma bozukluklarında tam olarak neden açıklanamıyor? Çünkü beyin çok karmaşık bir yapıya sahip. Sadece bir sebepten şundan ya da şu sebepten dolayı açıklamak mümkün değil. Sadece tipik gelişim gösteren insanlarla dil konuşma bozukluğu olan insanların arasında nasıl farklar var? Bunları bilebiliyoruz, bunları inceleyebiliyoruz. Tam olarak kökenini bilemiyoruz. Yani teknoloji geliştikçe zamanla da zaten sırları çözülüyor. Aynen öyle. Yani yavaş yavaş işte çalışmalar devam ediyor. Eda Hanım, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz buradan? Sadece dil konuşma terapistleri değil için açıkçası. Bütün meslek elemanları için şunu tavsiye ediyorum. Özellikle öğrencilik zamanlarında motivasyonunuz her neyse, bu manevi şeyler de olabilir, maddi şeyler de olabilir. Motivasyonunuz her neyse yaptığınız işin en iyisini yapmaya çalışın, en iyisi olun. Özellikle dil konuşma terapisinde zaten o seans odasından çıktıktan sonra ailenin size umut dolu bakışlarının cevabını verebilmek, bunun hakkını verebilmek gerekiyor. Bulunduğunuz meslek her neyse onun ehli olmaya çalışın. Dediğim gibi ben de yolun başındayım ama benim ilkem de bu. En iyisi olmaya çalışın. İşinizin ehli olmaya çalışın. Çünkü ehline gelmeyen her şey ziyan olur. Mutlaka o işte elinizden gelen neyse onu yapın. Bunun için de öğrencilik zamanları çok iyi fırsatlar. Ben ne öğrendiysem bilgilerimin en temelini öğrencilikte yerleşti. Sadece üniversite değil. Sürekli seminerler, kongreler bunları takip ettim. Sürekli makale okudum. Alandaki kitapları okudum. Alandaki güncellemeleri sürekli takip ettim. Sağ olsun hocalarımız da zaten bu alanda çok çabalıyorlar. Sürekli bizim için yeni bir kitap, yeni bir kaynak oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları sıklıkla takip ettim. Bu işte ilerleyecek olanlar içinse bunları tavsiye ediyorum. Eda Hanım, kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki meslek hayatınızda da nice nice başarılar dileriz efendim size. Sevgili Üniversite TV izleyenleri, bir mesleki gündem programının daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın efendim. İyi günler.